Şimdi buradaki molekülleri ve gereken verileri içeren tabloyu inceleyelim. Burada nonan ve 2, 3, 4 trifloropentanın yapılarını görüyorsunuz. Söylemesi çok zor olduğu için bunu tfp olarak kısaltacağım. Tabloda birkaç verimiz var. Nonan ve 2, 3, 4 trifloropentanın mol ağırlıkları yaklaşık olarak eşit. 128 ve 126 gram bölü mol. Ama Nona'nın gerçekten çok daha yüksek bir kaynama noktası var. Nona'nın ki 151 santigrat dereceyken TFP'nin kaynama noktası sadece 89 santigrat. Sizce aşağıdaki ifadelerden hangisi bu gözlemi daha iyi açıklar? Seçeneklere bakmadan önce kaynama noktasının yüksek ya da düşük olmasının ne anlama geldiği konusunda kısaca düşünelim. Aslında kaynama noktası moleküller arası bağları kırmak için ne kadar enerjiye ihtiyacımız olduğunu anlatır. Yani yüksek bir kaynama noktası önünüzde daha fazla moleküller arası bağ var demek oluyor. Demek ki bu soruda bize asıl sorulmak istenen Nona'nın TFP'ye göre neden daha fazla moleküller arası bağ içerdiği. A seçeneği karbon flor arasındaki bağın karbon hidrojen arasındaki bağdan daha kolay kırılabileceğini söylüyor. İlk bakışta bunun yanlışlık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu ifadenin moleküller arası bağlarla hiçbir alakası yok. Bir şey kaynadığı zaman kovalent bağları kırmış olmazsınız. Yani bu ifadenin kaynama noktasıyla ilgisi yok. B seçeneği karbon flor bağının karbon hidrojen bağından daha polar olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi TFP'nin karbon flor bağları var. Sizin de bildiğiniz gibi karbon hidrojen bağı o kadar polar değil. Sonuç olarak flor daha çok elektronegatif. Yani bu ifade doğru. İfade doğru ama acaba kaynama noktası ile ilgili bir açıklama getirebiliyor mu? Aslında hayır. Burada söylediğimiz şey karbon flor bağının buradaki diğer bağlardan daha polar olması. Yani eğer TFP'nin daha polar bağları varsa moleküler arası bağların daha kuvvetli olması gerekir. Bu da daha yüksek bir kaynama noktasına sahip olması demektir. Ama burada gördüğünüz şey bunun tam tersi. TFP daha polar karbon flor bağlarına sahip. Ama aynı zamanda daha düşük bir kaynama noktası var. Dolayısıyla buradaki ifadeye doğru olmasına rağmen bizim istediğimiz şeyi açıklayamıyor. C seçeneğine göre nonanın içindeki karbon zinciri 2 3 4 trifluoropentana göre daha uzun. İki molekülün yapılarına bakarak bu ifadenin de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Nonan için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 karbonumuz var. Buna karşılık TFP'de 1 2 3 4 5 karbonumuz var. Peki bu ifadeyi kaynama noktasına nasıl bağlayabiliriz? Mol ağırlığı aynı olsa da zincirin uzunluğunun aslında London kuvvetlerine bağlı olduğunu biliyoruz. Yani zincir uzunluğu arttıkça London kuvvetlerinin yani anlık geçici dipol oluşumundan kaynaklanan moleküler arası kuvvetlerinde artması gerekir. Yani bu ifadeye göre nonanın daha uzun bir karbon zinciri varsa daha fazla London kuvvetine sahip olması gerekiyor. Bu moleküller anlık geçici dipoller sayesinde birbirleriyle daha iyi bir şekilde etkileşime girebildiklerine göre bu kuvvetlerini artıp kaynama noktasını yükseltmesi gerekiyor. Bu da aslında tam bizim aradığımız cevap. Yani C seçeneği bize doğru olan ifadeyi veriyor. Ama D seçeneğine de bakmadan geçmeyelim. Bu şekilde doğruyu da bulduğumuzdan emin oluruz. D seçeneğindeki ifadeye göre bir nonan örneğindeki karbon zincirleri 2 3 4 trifluoropentanın içindeki karbon zincirlerine göre birbirlerinden daha uzaktır. Aslında bu ifadenin doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama doğru olduğunu düşünelim ve kaynama noktası ile ilgili bir ilgisi olup olmadığına bakalım. Eğer nonandaki karbon zincirleri birbirlerinden daha uzaksa moleküller arası kuvvetlerin daha az olması gerekir. Bu da daha düşük bir kaynama noktası olacağını gösterir. Bizim aradığımız açıklama bu değil. Bu nonanın daha yüksek bir kaynama noktası olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki ifade de bizim aradığımız seçenek değil. Demek ki doğru cevap C seçeneği.